Güçlü. Abi. Sesi böyle şeyden geliyor. Bu ne la? Yüzündeki ne? Ne ne? Bu ne? Bu. Ha? Bu gazoz kapağı abi. Nasıl yani gazoz kapağı? Gazoz kapağı böyle kaçıyorsun bunu, gazozu altından çıkarıyorsun, gazozu çıkıyor. Abi nasıl ne? Bu görmüyorsun sen. Ya ne kadar cahilsin sen ya? Ya senin gibi meşhur olmak için cahil mi olmak lazım abi? Bu elimde görmüş olduğunuz nesne, obje, bu materyal, bir maske. This is a maske. Yes, okay. Anladın. Yes, okay, yes. Okay, ha, anladın. I understand. Yani bu oğlum maske. Ben de biliyorum. İngilizceyi de öğrendi bu herif. Ulan ben de biliyorum o maskeyi. Yani niye şimdi taktın onu anlamadım yani. Abi sen, ya ne? Ben çok hoşuma gidiyor abi maske takmak, onun için takıyorum. Ya sen nerede yaşıyorsun abi ya? İstanbul'da hava kirliliği var. Millet göz gözü görmüyor. Böyle hava, millet şey yapıyor, havayı soruyor, ölüyor. Yani onun için ben havayı de mı soruyor? Niye hava bir yerlerde mi onu soruyorlar? Sormuyor, soluyor böyle. Ha soluyor. Ha böyle soluyor. Hı. Ondan sonra hasta oluyor, ölüyor. Onun için biz maskeyi takıyoruz abi. Ha, bu hava bizi etkilemesin, rahatsız olmasın diye bu maskeyi takıyoruz. Bu dolayısıyla havadan kurtulmuş oluyoruz. Neymiş? Öyle mi? Ya, öyle havadan işte kurtulmuş oluyorsun. Tabii bu İstanbul'un diyorlar taşı toprağı altın. Nerede altın? Bu İstanbul'un suyu kanalizasyon, suyu çiş. Ondan sonra ya vallahi ya. Lan oğlum biliyorum. He. Sen şimdi dışarıda tak, sana kimse bir şey demiş mi? Edemem. Edememiş. Sen şimdi burada niye takıyorsun? Burada? Stüdyoda? Evet. Ya doğru söylüyorsun abi, burada niye takıyorum ya? Alışkanlık yapmış abi, biliyor musun? Hele her tarafta kirlilik nasıl var yani? Ya. Alışkanlık yapmış abi. Abi bak. Hı. Bu İstanbul'un kirliliğinden kurtulmanın yollarını ben buldum. Nedir? Buldum abi. Nasıl bizim buldun? Sayın belediye başkanımız var ya, Recep Tayyip Bey. Hı. O abi hiç bu hava kirliliğinden etkilenmiyor abi. Niye? Hiç sehirbaz mıdır? Vallahi bilmiyorum. Biz de onun gibi olalım abi. Nasıl yani? Onun gibi olalım. Mesela bütün İstanbul'da yaşayan herkes, hı, isminin başına sayın belediye başkanımızın isimlerinden birini koysun. Mesela senin adın ne? İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses. Senin Tosun, adın Tosun. Tosun nereden çıktı? Senin adın bundan sonra benim İbrahim adım Tos değil lan. Tos değil lan. Bundan sonra senin adın İbrahim Tatlıses değil. Ne? Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Tatlıses olsun. Yani öyle olunca etkilenmiyor mu? Etkilenmiyor o zaman. Mesela Asena yazık, o da ölmesin. Hava kirliliğinden o da hasta olmasın. Onun adı Recep'ye, Tayyip'ye, Erdoğan'ya Asena olsun. Benimkisi de ne olsun abi? Ne olsun? Recep Tayyip Erdoğan, Kevin Costner güçlü olsun. Ha. Niye? Bana torpil. O Recep Tayyip Erdoğan'ı anladık da, ha, o Kevin Costner'li... Kevin Costner bir şey abi. Öyle ne derler rakip ona? Rakip mi sana? Yok rakip değil, bana rakip olamaz kendisi de. Ha. Yani kendi kendime ben şey yaptım, öyle torpil geçtim. Belki lazım olur yani, hava mava temizlenir. Neyse abi boş ver. Hı. Bir çözüm daha size öneririm abi. Buyurun. Bu şey var yani ne o şeyler. Bak ben de senin gibi artık konuşamıyorum. Neler? Vallahi. Bu bulutlar var ya, bulutlara, ha, bomba atılar. Ha. Biz abi her gün bulutlara bomba atalım. İstanbul'un dört mevsimi olsun kış. Millet gitsin köyüne geri dönsün, Fadime'nin düğünde halay çeksin. Dolayısıyla, ha, vatandaş azalsın, memlekette insan azalsın, havanın, ha, kirliliği düzelsin abi. Ayrıca bir fikrim daha var. Nedir? Hani su istasyonları var ya. Çok fikirdardır efendim kendisi. Tabii çok düşündüm. Bir gece oturdum taşındım düşündüm böyle karar verdim. Hı. Bu hava şey su istasyonları var ya. Su istasyonları. Onun gibi biz de hava istasyonları kuralım abi. Urfa'dan, nasıl yani? Urfa'dan hava getirelim abi dankerlerle. Temiz hava, Urfa havası, yayla havası. Hava geldi, havaçı geldi. Böyle şeylere balonlara dolduralım vatandaşa. Hava satalım böyle abi. Biz de kendi kendimize ya şey yapalım. Temiz hava. Köşeye dönelim ha. Hı. Tamam mı? Yani taşıma havayla köşeye döneriz bize. Hı. Bir ayrıca bir şeyim de var abi. Hı. Öneriniz daha. Önerim daha var. Yasak koymak lazım abi. Neye? Yasak koymak lazım, yasak. Niye yasak? Neye yasak yani koymak lazım? Ya abi yerlenme yasağı koymak lazım. Nasıl yani anlamadım. Ya niye gülüyorsunuz? Vallahi doğru söylüyorum ya. Ya abi bu hani arabaların egzozlarından dumanlar çıkıyor. He. Havayı kirletiyor, gaz çıkıyor. E o zaman arabaları çalıştırmamak lazım, yasak. Ya onları çalıştırmamak lazım. Onların egzozlarından duman çıkıyor, hava çıkıyor, havayı kirletiyor. Ya bizim de egzozlarımızdan çıkıyor. Ayıp. Ya ne ayıp ya, doğru millet boyuna şey yapıyor. Bırt dert yani bırt dert. Ya gülmeyin Allah aşkına ya. Bak. Ya ne gülüyor? Ya yani, gülerler tabii. Abicim bak. Hı. Yani yasak koymak lazım. Bırt dert yasak. Pıs, böyle sessiz de var bir de. Bir de sessiz ha, var. Onları çıkarmak lazım. Yasak koymak lazım ki
Milletin havası kirlenmesin abi. Anladın mı abi? Mesela bunun için ne yapmak lazım? Kuru fasulyeyi İstanbul'da yasaklamak lazım. Kuru fasulye satılmasın. Satılmasın abi. Kuru fasulye hayat mı olur? Olmaz. Zaten pahalılanmış, zam gelmiş. İki katı olmuş. He. Onu yasaklamak lazım. Kış geldiğinde abi kuru fasulye gitsin sıcak ülkelere göç etsin. Tamam mı abi? Onu yasaklayalım. Ayrıca millet ille de pıslamak, tıslamak, cıslamak istiyorsa onun için mesela bir gün ayarlayalım. Millet gelsin ayarlasın. Mesela çarşamba günü. Niye özellikle çarşamba günü? Çarşamba günü halk günü abi. Halk günü gitsin böyle memleketin şehir merkezinin uzaklarında bırtlama alanları özel hazırlayalım. Öyle gitsin bas bas yere koy. Anladın mı abi? Böyle rahat bayat mutlasın. Tamam tamam. Şimdi... Yok. Yani şey şaka mı yapıyorsun sen şimdi yapıyorsun çünkü kulağıma diyorum bak. Kulağından koku alıyorum. Allah cezanı verecek. Burnu koku almadığı için kulağından alıyor kendisi. Bırak git şimdi. Efendim kusura bakmayın çok özür dilerim şimdi. Ya niye özür diliyorsun abi? Millet dıs pıs ediyor. Memleket kokuyor ya. Hava kirliliği, hava kirliliği. Bu da hava kirliliği ha. Yasaklamak lazım ya. Yasak. Burada yapmayın sakın ha. Kızıyorum ya. Ya ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Efendim çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Önerisini dinleyin. Burada şey ettirmeyin. Pardon yani.